Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son kanda kaldık. Dedik ki kana geçelim. Kanda Starling hipotezini de anlatalım. İlk önce kanın yapısından bahsedeceğim size. Şimdi burada çok fazla girmedim detayına. Neden? Çünkü dokular kısmını anlatacağım. Dokularda kan dokudan çok detaylı olarak bahsedeceğim arkadaşlar. Burada sadece kısaca üstünden geçelim. Daha sonraki işte dokular kısmında, hayvansal dokular kısmında kan dokudan daha detaylı olarak bahsedelim. Şimdi bakın Damarlar içerisinde dolaşan ve dokuları hücreleri besleyen yapıya biz kan diyoruz arkadaşlar. Kanın yapısında neler vardır? Kan santrifüj edildiği zaman neler oluşur bir bakalım. Santrifüj nedir? Şimdi bizim kanımızı alıyorlar ya böyle tüpler içerisinde. Arkadaşlar o tüpleri e, bir makinası var. Belki görmüşsünüzdür böyle yuvarlak bir makine. Tüpleri karşılıklı olarak dengeli halde olacak şekilde yerleştiriyorlar. Daha sonra onu 10 dakika boyunca döndürüyorlar. Merkez kaç kuvveti sayesinde bu dönme olayı gerçekleşiyor ve ağır olanlar öz kütlesi ağır olanlar dibe çökerken öz kütlesi hafif olanlar yukarıda kalıyor. Yukarıda kalan kısma biz kan plazması diyoruz. Alt tarafında ise arkadaşlar kan hücreleri bulunuyor. Şimdi kan plazmasında neler var? İlk önce buna bakalım. Kan plazmasında kan proteinleri, inorganik maddeler ve organik maddeler vardır. Arkadaşlar kan proteinleri nelerdir? Bu proteinler bizim için önemli. Albumin, globulin, fibrinojen ve antikor vardır. Albumin ve globulin ikisi birlikte kanın ozmotik basıncını dengeler arkadaşlar. Kandaki basıncı ayarlıyor. Fibrinojen kanın pıhtılaşmasında görevli olan bir proteindir. Antikor ise arkadaşlar vücudumuzun savunmasında görev alır. Zaten bağışıklık sisteminde bahsedeceğim. Yine inorganik maddelere baktığımız zaman içerisinde su vardır, iyonlar vardır, mineraller vardır. Bunlar da inorganik maddeler kısmını oluşturuyor. Organik maddeler kısmı ise arkadaşlar karbonhidratlar, proteinler, yağlar oluşturuyor. Bu şekilde de organik maddeler bulunuyor. Peki kan hücrelerine bakalım. Kan hücreleri dibe çöküyorlar arkadaşlar. Dibe çöken kısmında al yuvarlar, ak yuvarlar ve kan pulcukları bulunuyor. Al yuvarlar eritrositlerdir. Bunlar oksijenin ve karbondioksitin taşınmasını sağlıyor. Aküvarlar lökositlerdir. Bunlar vücut savunmasında görev alır. Antikor üretirler arkadaşlar. Kan pulcukları diğer bir de trombositler. Bunlar da kanın pıhtılaşmasını sağlayan yapılardır. Şimdi bunlar bizim kanımızın yapısında bulunan hücrelerimizdir. Ee, kanla ilgili söyleyeceğim bu kadar. Dediğim gibi hayvansal dokular kısmında detaylı olarak işleyeceğim burayı. O yüzden bu kadar şimdilik anlatıyorum. Geçiyorum. Şimdi gelelim kan ile hücreler arasındaki madde alışverişine bizi daha çok ilgilendiren kısım Sterling hipotezine. Arkadaşlar, Sterling hipotezini anlatırken ben şöyle anlatıyorum. Aslında daha basit, daha kolay oluyor anlaması. Şimdi bizim bir kılcal damarımız var. Kılcal damarını şöyle büyütülmüş halini çizeyim şuraya. Arkadaşlar burası kılcalın atar damar ucu. Kılcalın atar damar ucu. Şurası da kılcalın toplar damar ucu. Kılcalın toplar damar ucu. Bu uçlarda ne vardı? Kılcal damarların uçlarında tek yönde açılan kapaklar vardı değil mi? Kanın hareketini sağlıyordu. Arkadaşlar kılcalın atar damar ve toplar damar ucunda kan basıncı ve ozmatik basınç bakımından ne gibi değerler var? İlk önce bunlara bakalım. Bakın şurada pembe ile çizeceğim olan yani şu kanın basıncını gösteriyor. Kan basıncı kılcalın atar damar ucunda 40 milimetre civadır arkadaşlar. 40 milimetre civa. Ama kılcalın toplar damar ucuna doğru geldikçe kanın basıncı arkadaşlar düşüyor ve 15 milimetre civaya kadar düşer. 15 milimetre civa. Bir de bizim kanın ozmatik basıncı vardır. Kanın ozmatik basıncında şöyle yeşil kalemle gösteriyorum. Kanın ozmatik basıncı arkadaşlar 25 milimetre cıvadır ve kanın ozmotik basıncı atardamar ucunda da kılcal damar ucunda da değişmez. Yani ister atar e, atardamar içerisinde olsun, ister kılcal damar içerisinde olsun kanın ozmotik basıncı değişmiyor arkadaşlar. Zaten değişirse bir olay gerçekleşecek bundan bahsedeceğiz. Burada da yine 25 mm civadır değişmez. Şimdi burada da bizim bakın şu kısımda şurası doku hücremiz olsun. Bu doku hücresi bir tane hücre var burada. Öyle düşünelim. Doku hücresi, şurası da doku sıvısı. Doku sıvısı. Şimdi burada ne oluyor? Şu kırmızı ve yeşille yazdıklarımı da şuraya yazayım. Kan basıncı, pembeyle çizdiğim kan basıncı, şöyle yeşille çizdiğimde kanın ozmatik basıncı, kanın ozmatik basıncı. Bu arada siz bunu PDF olarak çıkaracaksınız, ee, videodan izleyerek renklerini ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakın. Burada ne olacak? Bakın kılcalın atar damar ucunda ne vardır? Besin vardır değil mi? Yani oksijen ve besin maddesi vardır. Yani glikoz. Buraya ben besin yazıyorum. Peki arkadaşlar. E, burada kanın ozmotik basıncıyla kan basıncı arasındaki farktan dolayı. Bakın burada ozmotik basınç fazla olduğu için süzülme dediğimiz olay gerçekleşiyor. Süzülme dediğimiz olay gerçekleşir. Ve buradaki oksijenle besin nereye girer? Oksijenle besin doku sıvısına gider arkadaşlar. Bunu da yine farklı bir renkle göstereyim. Bakın buradaki oksijen ve besin aradaki farktan dolayı doku sıvısına gider. Doku sıvısında bulunan bu oksijen ve besin hücrelerin ihtiyacına göre arkadaşlar hücreler ne yapıyor? Buradaki oksijenle besini kendi içerisine alıyor. Yani buradaki hücreye gitti diye düşünelim. Gitti. Peki doku hücresinde ne oluşacak? Doku hücresinde tabii ki atık maddeler oluşacak. Bu atık maddeler nelerdir? İşte amonyaktır, karbondoksittir, bunlardır. Arkadaşlar bu atık maddeler ilk önce doku sıvısına verilir. Doku sıvısından da nereye gelmesi lazım? Kılcalın toplar damar ucuna gelmesi lazım. Yani burada ne var? Amonyak ve karbondoksit var. Tabii başka atık maddeler de var ama bunun üzerinden gösteriyorum. Peki bunlar nasıl gelecekler? Şimdi burada kanın ozmatik basıncı sabit. Kan basıncı da giderek düşüyor ya. Arada bir fark oluşuyor. Bakın kanın ozmatik basıncı ile kan basıncı arasında bir fark oluşuyor. İşte bu farktan dolayı da ne gerçekleşiyor arkadaşlar? Buradaki atık maddelerin kılcalın toplar damar ucuna girişi gerçekleşiyor. Biz buna da ne diyoruz? Emilim diyoruz. Yani ben bunu şöyle ikiye bölersem. Bakın şu şekilde ikiye bölersem. Şurada gerçekleşen olay süzülme olayıdır. Şurada gerçekleşen olay da nedir arkadaşlar? Emilim olayıdır. İşte süzülme ve emilim olaylarıyla bizim e, Starling hipotezi dediğimiz hipotezimiz gerçekleşir ve e, kandan beslenme ve atık maddelerin uzaklaştırılması bu şekilde gerçekleşir. Peki bu bizim karşımıza başka hangi şekillerde çıkabilir? Grafik şeklinde de çıkabilir arkadaşlar. Grafiğimizi de şöyle çizeyim. Bakın şöyle bir grafiğimiz var. Şöyle grafiğimiz. Bu grafiğimiz şurası 15 milimetre civa, şurası 25 milimetre civa, şurası da 40 milimetre civa. Şimdi 40 olan neydi? 40 olan kan basıncıydı. Dolayısıyla ben kan basıncını ne yapıyorum? 40'dan 15'e kadar düşürüyorum. Şöyle kalemde yazmadı. 40'dan 15'e kadar düşürdüm. Peki kanın ozmatik basıncı sabit miydi? Evet onu da şöyle yeşille sabit olarak çizdim. Bakın ikisinin kesiştiği bir yer var. Arkadaşlar ikisinin kesiştiği yerden şöyle yaparsam. Bakın burada kandan dokuya ne geçecek? Besin ve oksijen geçecek arkadaşlar. Biz bu olaya ne diyoruz? Süzülme olayı diyoruz. Yani kan basıncının ozmotik basınçtan yüksek olduğu yerde süzülme gerçekleşir. Besin ve oksijen gider. Kan basıncının ozmotik basıncından düşük olduğu yerde ise arkadaşlar emilim gerçekleşir ve burada da atık maddeler kana geçer. Dolayısıyla ben süzülme olayına ne yazacağım? Kandan kandan doku sıvısına doku sıvısına besin ve oksijen geçer. Emilim olayına ne yazacağım arkadaşlar? Doku sıvısından doku sıvısından kana amonyak ve karbondioksit geçer. Yani atık maddeler geçer. İşte Starling hipotezi bu şekildedir. Starling hipotezini grafik şeklinde de görebilirsiniz. Bu şekilde de görebilirsiniz ama arkadaşlar ama daha çok grafik şeklinde çıkıyor. Şimdi ben bu Starling hipotezine bağlı olarak yani burada açıklaması daha kolay olduğu için bir şeyden daha bahsetmek istiyorum size. Ödemden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ödem. Kadınların baş düşmanı. Nedir bu ödem? Bakalım. Şimdi arkadaşlar, ödemin ne olduğunu ilk önce bilmemiz lazım. Ödem doku sıvısının fazlalığıdır. Doku sıvısının fazlalığıdır. Fazlalığıdır. Peki bu doku sıvısının fazlalığı nasıl ortaya çıkıyor? Arkadaşlar, doku sıvısının fazlası lenf sistemi ile lenf damarları ile kana kazandırılır ve böylece doku sıvısının fazlalığı giderilir. Doku sıvısının fazlalaşması için bazı sebeplerin olması lazım. İlk önce ben size bu sebeplerden bahsetmek istiyorum. Bir kere birinci sebebimiz lenf damarlarının tıkanması. Lenf damarlarının tıkanması. Bu nedir? Doku sıvısının fazlalığına sebep olur. İkincisi arkadaşlar. Eğer ki süzülme olayı fazla olursa o zaman ne olur yine doku sıvısı fazla olacak. Bakın. Doku sıvısının fazla olması demek Doku hücreleri yeterince besin aldı. Yeterince besin aldıktan sonra burada bir fazlalık meydana geldi. Eğer bir de lenf damarları tıkanmışsa arkadaşlar ne olacak? E, geri emilemeyecek. Dolayısıyla burada bir fazlalık oluşacak ve ödem oluşacak. Lenf damarlarının tıkanmasına da gerek yok. Şimdi lenf damarları sonuçta belirli bir değere kadar taşıyacak bunları. E, geriye kalan burada kalacak. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Yine ödem oluşumu gerçekleşecek. O zaman şöyle diyorum. Kan basıncının kan basıncının artması. Ne oluyor kan basıncının artması? Ödemin oluşmasına sebep oluyor. Peki üçüncü sebebimiz ne? Diyelim ki kan basıncı aynı. Ama kanın ozmotik basıncı düştü. Kanın ozmotik basıncını basıncının düşmesi. Şimdi kanın ozmotik basıncı düşerse yine aradaki fark artacak mı? Artacak e buradaki aradaki fark azalacak mı azalacak dolayısıyla hem süzülme fazla olacak geri emilim az olacak arkadaşlar bu da yine doku sıvısının fazlalığına yani ödemin oluşumuna sebep olur. Bir sebep daha söyleyeceğim doku sıvısının ozmotik basıncının artması doku sıvısının ozmotik basıncının yani suya olan ihtiyacının artması. Bu nasıl oluyor? Bakın eğer doku sıvısının ozmotik basıncı artarsa yani suya olan ihtiyacı artarsa kandan sürekli su çeker kendine. Kendine sürekli su çektikçe ne yapar orada arkadaşlar? Su birikimi gerçekleşir ve bu suyu da sonuçta ozmatik basıncı yüksek ya suyu da bırakmaz. E bırakmadığı için orada yine ne olur? Ödem oluşumu gerçekleşir. Özellikle çok tuzlu besinlerle, çok baharatlı besinlerle besleniyorsanız bunun gerçekleşme ihtimali yüksektir arkadaşlar. O yüzden yediğimize içtiğimize mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Yine asitli yiyeceklerden de uzak kalmamız gerekiyor. Bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Ödem oluşumuna sebep olur ödem oluşumuna sebep olur. İşte bizim ödem dediğimiz olay yine Starling hipotezi bu şekildedir. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Bir de dolaşım sistemi ile ilgili lenf dolaşımı haricinde son bir kısma geldik. Arkadaşlar organların damar bağlantılarından bahsedeceğim size. Ama bu damar bağlantılarını sadece karaciğer ve böbrekler için anlatacağım. Şimdi ilk önce karaciğerden bahsedelim. Arkadaşlar damarların isimlerini yazalım önce. Şimdi bakın. Şurası aortun bir koludur. Aortun kolu. Aorttan gelen karaciğere giren damara biz ne diyoruz? Karaciğer karaciğer atar damarı diyoruz. Karaciğerden çıkan damara ne diyoruz arkadaşlar? Karaciğer toplar damarı diyoruz. Buradan da nereye bağlanıyor? Alt ana toplar damara bağlanıyor. Altana toplar damar. Şimdi karacelin bir damar bağlantısı daha var. Bu da sindirim kanalından gelen. Sindirim kanalından gelen kapı toplar damarıdır. Kapı toplar damarı. Arkadaşlar. Şimdi kapı toplar damarında açlık durumunda ve tokluk durumunda bazı değişiklikler meydana geliyor. İlk önce bunlardan bahsetmek istiyorum. Kapı toplar damarında. Şöyle ayırayım. Açlık durumunda. Yazamadım. Şöyle açlık durumunda diyelim. Şuraya da tokluk durumunda diyelim. Tokluk durumunda. Arkadaşlar bizim kapı toplar damarının açlık durumunda olduğu zaman bakın sindirim kanalından besin gelmiyor. Besin gelmediği için kapı toplar damarındaki glikoz düzeyi az mıdır, çok mudur? Azdır, değil mi? Şimdi sonuçta buradan besin gelmediği için burada glikoz az. Peki karaciğer toplar damarında ne oluyor bu sırada? Arkadaşlar bu sırada glukagon hormonu devreye giriyor. Glukagon hormonu diyor ki açlık durumunu yaşıyor bizim. Hani ben şu an bu videoyu çektiğim zaman Ramazan'a bir gün var. E, dolayısıyla iki gün sonra yaşayacağımız olaydan bahsediyorum. Karaciğere glukagon hormonu geliyor diyor ki şeker diyor az diyor kanda düşüyor diyor. Sen bunu diyor ayarla. Hemen karaciğer devreye giriyor. Yapısında bulunan glikojeni glikoza çeviriyor. O zaman şöyle olur bakın. Açlık durumunda glikojen glikoza çevrilir. Şimdi glikoza çevrildiği zaman bu sefer bu... Ee, hazırladığı glikozu nereye verecek? Karaciğer toplar damarına verecek. Dolayısıyla açlık durumunda karaciğer toplar damarındaki glikoz düzeyi kapı toplar damarından daha fazladır. O zaman ben şöyle diyorum. Açlık durumunda karaciğer toplar damarı glikoz düzeyi glikoz düzeyi büyüktür kapı toplar damarı glikoz düzey diyorum. Ya da glikoz işte e, seviyesi diyorum. Bu şekilde arkadaşlar açlık durumundaki e, olayımız budur. Gelelim tokluk durumuna. Şimdi tokluk durumunda da sindirim kanalından sürekli besin gidiyor. Kapı toplar damarından karaciğere gidiyor. Karaciğer bunu ne yapıyor? Alıyor diyor ki ne yapayım diyor bunu. Hemen insülin devreye giriyor. İnsülin diyor ki sen diyor bunu depo et. Çünkü kandaki şeker seviyesi normal depo etmen gerekiyor. Hemen karaciğer ne yapıyor arkadaşlar? Glikozun fazlasını glikojene çeviriyor. Glikozun fazlasını glikojene çevirir. Eğer glikojen depoları dolmuşsa bu sefer de yağ çevirerek ilk önce organların etrafına başlar e, depo etme, daha sonra arkadaşlar <laughs> işte kalbin etrafını yağ e, depolayabilir, daha sonra diğer e, yapıların etrafını deri altına falan yağ depolayabilir. Bu şekilde yağ dönüştürebiliyor. Bu da zaten çok fazla e, beslenip de yani çok fazla şekerli besinlerle işte diyelim ki beslenip de arkadaşlar e, spor yapmayan veya böyle yerinden böyle çok kalkmayan hani enerjisi düşük olan kişilerde görülen bir olaydır zaten bu. E, glikozu ne yapıyor arkadaşlar? Glikojene çeviriyor. Bu sefer de ne oluyor biliyor musunuz? Kapı toplar damarındaki glikoz düzeyi karaciğer toplar damarından daha fazla oluyor. Bunun sebebi de sindirim kanalından glikoz gelmesinden kaynaklanır. O zaman şöyle yazıyorum. Bu sefer de kapı toplar damarı glikoz düzeyi, glikoz düzeyi büyüktür. Karaciğer toplar damarı. Glikoz düzeyi. Evet bu şekilde bizim açlık ve tokluk durumumuzu kapı toplar damarına göre söyledik. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bizim vücudumuzda 3 tane damara bağlı olan tek organımız karaciğerdir arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Diğer organlara bir tane damar bağlanırken karaciğere 3 pardon diğer organlara 2 tane damar bağlanırken karaciğere 3 tane damar bağlanır. Şimdi bir de karaciğer atar damarıyla karaciğer toplar damarını karşılaştırmak istiyorum. Ne bakımından? Atık madde falan bakımından. Arkadaşlar karaciğer ne görev yapıyordu? Sindirim sisteminde anlatmıştık değil mi? Zehirli maddeleri zehirsiz hale çeviriyor, amonya üreye çeviriyor, ilaçların falan zehir etkisini gideriyor. Bu yüzden bu yönler bakımından karşılaştıralım. Şimdi karaciğer atar damarına baktığımızda karaciğer atar damarı nedir? Oksijen bakımından zengindir. Oksijence zengin diyorum. Daha sonra bir diğer özelliğine baktığımızda amonyak fazladır. Amonyak fazladır arkadaşlar. Neden amonyak fazla? Çünkü amonyak karaciğerde neye çevrilecek? Üreye çevrilecek. Daha sonra zehirli madde fazladır. Zehirli madde fazladır. Peki karaciğere girdi bu kan. Karaciğerde bazı değişiklikler uğradı ve karaciğer toplar damarına geçti. Karaciğer toplar damarından olacak. Bu sefer oksijen az, karbondioksit fazla olacak. Karbondioksitçe zengin diyorum. Sonra amonya neye çevirecek arkadaşlar? Üreye. Ürece zengin diyeceğim. Veya üre, aynen ürece zengin diyelim. Ve üre fazla da yazabilirdik. Zehirli madde zehirsiz hale geldi. O yüzden zehirli madde az diyeceğiz. Zehirli madde az. Peki size dese ki Vücudumuzda üre bakımından en zengin damar dese, üre bakımından en zengin damar dese hangi damar olacak arkadaşlar bu? Karaciğer toplar damar olur. Neden? Çünkü bakın karaciğer atar damarından karaciğere girdi üre şey pardon amonyak. Burada üreye çevrildi. Direkt nereye verildi? Karaciğer toplar damarına. Buradan sonra bakın. Ne olacak? Alt ana toplar damar. Oradan kalbe gelecek. Kalpten bir sürü yere dağıl dağılacak. Dolayısıyla üre dağılmış olacak vücuda. O yüzden de en fazla olan damar hangisidir? Karaciğer toplar damarıdır. Bunu not olarak yazacağım en son. Gelelim şimdi böbreğe. Arkadaşlar böbrek ne yapıyor? Böbrek de gelen işte atık maddeleri idrara, idrarın yapısına katarak dışarıya atıyor. Şimdi ben bu da yine bakın aortun bir koludur. Aort böbreğe geldiği için ben buna ne diyorum? Böbrek atar damarı diyorum. Atar damarı. Şurası da arkadaşlar böbrek toplar damarıdır. Yine burası alt ana toplar damar. Alt ana toplar damar. Şimdi ben bu iki damarı da karşılaştıracağım. Çünkü sonuçta burada da atık maddeler atılıyor. Yine böbrek atar damarı nedir? Oksijence zengindir. Böbrek toplar damarı da arkadaşlar karbondioksitçe zengindir. Şimdi üre nereden dışarı atılır? Böbreklerden. O zaman ben böbrek atar damarına ürece zengin diyebilir miyim? Ürece zengin. Bakın sadece bu iki damarı karşılaştırıyorum. Bütün vücudu düşünmeyin. Bu iki damara baktığım zaman. O zaman burası ne olur? Ürece fakir olur. Ürece fakir. Yani üre miktarı az. Peki yine zehirli madde burada nedir? Fazladır. Zehirli ya da atık da diyebiliriz. Atık madde. Atık madde fazla. Fazla. Burada ise arkadaşlar atık madde azdır. Çünkü ne oldu? İdrarın yapısına katılarak dışarı atıldı. Atık madde azdır. Böylece böbreği de karşılaştırdık. Böbreğinde de e, bilmemiz gereken şeyleri bunlar. Peki arkadaşlar size dese ki Bizim vücudumuzda üre bakımından en fakir damar dese. Bakın üre bakımından en fakir damar dese ne diyeceğiz? Böbrek toplar damarı diyeceğiz. Dolayısıyla bu iki damarı mutlaka bilmemiz lazım. Zaten ikisi de toplar. Üre bakımından zengin derse karaciğer, üre bakımından fakir derse böbrek. Neden? Çünkü üre karaciğerde üretiliyor. O yüzden üre bakımından zengin damar karaciğer toplar damarı. Üre böbreklerden dışarı atılıyor. Üre bakımından en fakir damarda hangi damar oluyor? Böbrek toplar damar oluyor. O zaman bunu not olarak yazayım ben şuraya. Not diyelim. Kalemlerim de bitiyor galiba. Üre bakımından, üre bakımından en zengin damar neydi? Hemen söyleyin. Karaciğer toplar damarı. Toplar damarı. En fakir damar en fakir damar böbrek toplar damarıdır. Sebebini de anlattım arkadaşlar. Umarım anlamışızdır. Böyle mantığını oturtturduğumuz zaman bizim için anlaması daha kolay oluyor. Evet böylece biz kan dolaşımını bitirmiş olduk. Sonraki videoda size lenf dolaşımından bahsedeceğim arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.